Şimdi değerli dostlar geldik Münevver Karabulut cinayetinin seri videolarının 5. videosuna. Bu videoda da Münevver Karabulut'la Cem Garipoğlu'nun sinasi haritasını inceleyeceğiz. Videoları çok uzatmadan anlatıyorum ki arkadaşlar çok böyle detaylarda da boğulmayayım. Hani şeytan ayrıntıda gizli ama ayrıntıya girelim derken o su da var, bu su da var gibi yapmayacağım. Daha çok hap bilgiler yani direkt sizler için de algılaması kolay olacak bilgiler olacak. Burada arkadaşlar bir önceki videomda bir yöntemden bahsettim. Bu yöntem de şu. Davison haritalar iki kişinin doğum tarihlerinin orta zamanıyla orta yerinin bir araya gelmesi suretiyle oluşan bir harita. Ama o iki haritayı aldığımızda tek bir harita gibi kullanabiliyoruz. Cinayet zamanı onu tek bir harita gibi kullanacağız. Bakalım o bize nasıl bir bilgi verecek. Burada da ilginç bir yöntem görmüş olacaksınız değerli dostlar. Bunu da sinastri haritalarda kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim Cem Garipoğlu'yla Münevver Karabulut'un sinastri haritaları bize ne söylüyor? Bir onu inceleyelim değerli dostlar. Yine buradan ekrana paylaşıyorum. Şuradan ikisinin haritasında hani işte onun yükselende, onun şeyinde, onları çok derinliğine girmeyeceğim. Burada en önemli unsurları sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Haritada ilk gözüme çarpan birbirleriyle sinasi haritalarında Münevver Karabulut'un güney ay düğümü Cem Garipoğlu'nun ay ile kavuşu ve yengeçti. Bu da geçmiş zamanda da birbirlerini tanıyan ruhlar olduğunu gösteriyor. Ama bu tanıma birbirlerine sevgidir anlamda yani belki böyle bir açı geçmişte bir aile bağlantılarını da anlatabilir. Ancak burada aile kökler olarak birbirlerinin kökleri midir? Bana öyle gelmiyor. Daha çok bunun birbirini geçmişten beri tanıyan ruhlar olduğunu düşünüyorum ama bu tanıma çok da hoş bir tanıma görünmüyor. Yani işte birbirini tanıyan ruhlar olsa böyle birbirini hani öldürmez açıkçası. Münevver Karabulut'un haritasında değerli dostlar Güneş Cem Gariboğlu'nun Satürn'le 45'lik açıda. Bu bize neyi anlatır sinastride arkadaşlar? Cem Gariboğlu'nun hem MC hem de Kuzey Ay düğümü yöneticisi Satürn, bakın Güneş soyluluk, Satürn kovada organize bir yapı, sistemli ve kova grup. Tamamen bu kişinin iradesi üzerinde ve 11. evde Cem Garipoğlu'nun bunun hayat misyonunda o organize yapıda bu soyuyla ilgili bir sorumluluğu gösteriyor. Yani yine burada Münevver Karabulut'un bir soylu önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Ama bu kimdir, nedir? Bunu belki zaman içerisinde bulabiliriz. Münevver Karabulut'un Mars, işte Cem Garipoğlu'nun Satürn'e 135'lik açıda. Peki bu bize neyi anlatır arkadaşlar? Burada aslında Münevver Karabulut'un hani haritasında ikizlerdi ya Mars'ı, yine bize bir organize yapıyla alakalı bir şiddet, yani kadim zamanlardan gelme bir şiddet ama bunun etkisi 135'lik açıda hem içsel hem dışsal etki dedik ya. Münevver Karabulut'un artık soyu neye dayanıyorsa bunun da geçmişte bu yapıya vermiş olduğu bir zarardan kaynaklı. Dolayısıyla sanki bu iki yapı arasında bir kan davası gibi. Yani bunu Münevver Karabulut'un da bulunduğu yapı, dini organizasyon, bu Hristiyanlık Katolik kısmı mıdır, Ortodoks mudur bilemem. Bu yapıyla bir geçmişten gelme. Mesela bu şu olabilir arkadaşlar. Cem Garipoğlu örneğin Tapınak Şövalyelerindendir. Tapınak Şövalyeleri biliyorsunuz Katolik sistem tarafından işte yani her biri öldürüldü. Sonra ne oldu? Şimdi Tapınak Şövalyeleri yer altına çekildi. Belki de onlar da bunların önemli figürlerini kelime tabiri belki öldürüyorlar yani olabilir ama bu
buradan bu anlamı çıkarmıyorum. Bu ihtimal dahilinde Münevver Karabulut'un Uranüs işte Kuzey Ay düğümüne kavuşuyor Cem Garipoğlu'nun. Dolayısıyla buradan da çok kadim eski zamanla gelmiş. Güney Ay düğümü yengeç. Bununla bir grup bağlantısı. Yani bu bir grup. Dolayısıyla bir yapı, grup. Hani tamam Satürn yapı ama burada Oğlak'ta olan bir Uranüs. Daha böyle kadim bir grup. Belki eski Mısır'a da yani bilemem. Bu yüzlerce, binlerce yıllık bir grup. Onu anlıyoruz. Tabii Uranüs ve Neptün'ün Oğlak'taki transitleri biraz bize bu anlamı da destekliyor. Böyle kadim işte gizli yapılan Neptün gizli işte Oğlak yengeç aksı kadim yapıyı anlatıyor. Uranüs de yine böyle çok geçmiş zamandan gelme bir organizasyon, bir grup. Mason olabilir, İlluminati, her neyse. Tapınak şövalyesi, her neyse. Evet, burada Münevver Karabulut'un hem yükseleni hem de Ay'ı Cem Garipoğlu'nun Neptün'e 45'lik açıda. Yani sürekli buradaki döngü bize şunu anlatıyor. Münevver Karabulut'un bu gizli yapı, bakın Neptün gizli ve kurban olma enerjisi buna karşı bir hani 45'lik açıda bir şey yapamamanız. Ve geçmiş yaşam, bakın Ay, Güney Ay düğümü yönü ayrıca Münevver Karabulut'ta. Neptün'e 45'lik açıda. Dolayısıyla şu haritada gördüğümüz şey gerçekten de kurban olma enerjisini bir kadın figürü. Ama geçmişten bu yana geldi. Çünkü Güney Ay düğümü yönesi bir de zaten geçmiş yaşam Güney Ay düğümleri. Ay. Bakın Ay ve Ay düğümü. Şimdi kompozit haritaya bakacak olursak arkadaşlar. İkisinin kompozit haritasında bakın 12. evde bir stelyum var. İnanılmaz. Güneş, Uranüs. Bakın Güneş 10.44. Uranüs 11 derece. Uranüs'yen bir rakamda. 12. ev. Gizli düşmanları da anlatır değerli dostlar. Veya burada balık enerjisini düşünürsek daha çok burada bir Hristiyanlıkla alakalı bir durum. Gördüğümüz buradaki enerji daha çok bir Hristiyanlıkla ilgili bir durum ve aslında birbirleriyle ilgili de çok olumlu değil. Yani burada fazlasıyla 12. ev gizli düşman. Ve Oğlak'ta kadim, çok eski zamanlardan gelme bir düşmanlık. Kadim bir düşmanlık. Şimdi geldik Davison haritaya. Bakın arkadaşlar. Davison harita yine bu iki kişinin doğduğu yerler, şimdi ikisi de İstanbul'da olduğu için aynı yer. İkisinin ortak zamanı, yani ikisinin doğum tarihi arasındaki ortak zaman 3 Temmuz 1991. 0606 diyor ama ben Davison haritayı tek bir harita gibi çıkardım. Şöyle o da şu. Görüyor musunuz? Aynı harita. Şimdi Davison haritada değerli dostlar bakın yükselen 21 derece Aslan, Mars birinci evde, Venüs de birinci evde. Zaten bu tanışmanın aslında bir şiddet. Ama Aslan burcu olduğu için soylulukla ilgili. Yani bir soya karşı bir hareket, bir şiddet olayını bize gösteriyor. Burada yine haritada bakın Ay 18 derecede balıkta ama 8. evde. Hristiyanlık enerjisi yine balık kurban olma durumu. Plüto 4. eve gelmiş. Bakın çok geçmiş yaşamdan gelen bir düşmanlık. Ama derin bir yapı 4. ev Plüto. Kadim bir güç. Yani ikisinin haritası Davison haritası da çok sıra dışı değerli dostlar. Burada yine Davison haritasında Güneş Uranüs karşıtlığı var. Grup soyluya karşı bakın Güneş soylu bir dev yükselen yönesi. Ama burada grup bir yapı hem Uranüs'e bir derecede bir yapı Oğlak'ta ama kadim bir yapı Oğlak'ta bir soylu figüre karşı.
İşte burası çok enteresan değerli dostlar. Gelelim buradaki enteresan yine olaya. Bu haritayı tek bir harita gibi alırsak değerli dostlar, 3 Mart 2003'e bakın, bu haritayı tek bir harita gibi alıyoruz. İkisinin kaderini inceliyoruz. 3 Mart 2009'a gidiyoruz. Bu ikisinin Davison kompozit haritası. Bakın. Burada gördüğünüz üzere Progress ASC Mars yine bu sefer Başak'a gelmiş. ASC Başak'ta bakın bakire. Yani buradaki olay bir bakireliği, bir bakirenin kurban edilmesi Mars, Başak'ta. Ama daha çok bir Hristiyan karşıtı. Ya yani bunlar Hristiyan karşıtı bir grup belli. Progress Ay Akrebe gelmiş. Progress Güneş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Progress Güneş Progress Kiron'la kavuşuyor. Bu ne demektir? 27 derecede bakın. Solar Ark Güneş de Kiron'la kavuşuyor. Güneş soylu. Soylu figür ama Kiron yengeçte. Güneş de yengeçte. Sürekli soylu bir aileye karşı, ama nedir bu aile? Daha çok dini bir figür. Buna karşı bir eylem. Fiziki olarak yok etme eylemi. Geçmiş yaşamdan gelme bir dava bu. Ve burada Progress Lilith. Progress Lilith. Gördüğünüz gibi Lilith bu kompozit haritada da Oğlak'ta Güneş'e karşı gelmiş. Görüyor musunuz? Progress Lilith şuradan. Progress Lilith Güneş'e karşı gelmiş. Uranüs'te de kavuşmuş. Yani karanlık, organize ve karanlık. Uranüs grup, organize ve Uranüs yani şok edici. Her anlamı yükleyebilirsiniz. Ama karanlık ve Oğlak'ta kadim. Evet, geldik Solar Ark haritaya. 3 Mart 2003, şey 2009. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar bunları. İşte gördüğünüz gibi burada solarak Güneş bakın Kiron'la kavuşmuş. Yine bu soylu bir figürün, Kiron zaten yengeçte. Yani açıkçası yok edilmesi. Ta geçmiş yaşamdan gelen bir travma. Zaten 21 derece Münevver Karabulut'ta. Satürn Mars karşıtlığı, Kova ve Mars Aslan'da. Bakın, organize yap ve DSC'de. Organize bir şekilde. Ama soyluluğa karşı, bir soya karşı. Yani Aslan Burcu karşısına bir durumu görüyoruz. Uranüs'te Merkür'e karşı. Buradaki Merkür, değerli dostlar, bir tarafta bakın 11. ev yönesi. Yani bir yapı, organize yapı ama kardeşlik yapısı. Bu arada tabii ki bu kişinin başının da kesilmesiyle de alakalı arkadaşlar. Baş olayı ve şok edici olay. Bakın Uranüs Merkür karşıtlığı gösteriyor. Uranüs Kiron karşıtlığı. Grup yapısının yine kadim zamanlara gelme, yine bir yok etme eylemi. Kiron Aslan'da, bakın Aslan'a gelmiş, Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kesinlikle bir dini yapı, bir din organizasyonuna karşı geçmişten gelme, soylulukla ilgili bir yara, geçmiş yaşam yarası, travması. Kiron ama Aslan'da. Jüpiter, din. Bu bir dinle ilgili bir durum arkadaşlar. Bir karşıt, yani bu yapı neyse ona karşıt. Yine Satürn bu haritada Satürn 6. ev yönesi, 7 Kova'nın da yönesi, Lilith'e 45'lik açıda organize yapının şeytani eylemi, ama bu eylemin hani bir şeyin yapamama diyoruz ya 45'lik açıda. İkisinin arkası olduğu için sanki ikisinin de kontrolünde olmayan bir olay. Yani Münevver Karabulut zaten bir şey yapamaz. Kızcağız öldürülmüş. Yani organize bir, ama buradaki veriler kesinlikle ve kesinlikle organize bir yapıyı gösteriyor. Sol olarak tepe noktası bakın Neptün'ü 135'lik açıda görüyor musunuz?
bu olay, yapılan olay MC işte hani dünyaya gösterilse bir kurban etme olayı, Neptün. Herkesin gördüğü olay bir kurban etme olayı. Burada ikisinin kompozit haritası, Davison haritası olduğu için bu ikisinin, yani biri kurban, biri kurban eden, ama bunun bir kurban olma eylemi olduğunu ve MC dünyaya gösterdiğimiz durumunu anlatır. Herkesin gördüğü, kesinlikle ve kesinlikle bize burada kurban olma eylemini de gösteriyor değerli dostlar. Yine Pluto ay düğümüne, kuzey ay düğümüne 45'lik açıda, yine bunun geçmişten gelen güçlü bir yapının, yani bir kan davası. Bakın ve 19 derece, bakın görüyor musunuz? Liderlik derecesi, bir soylu. Buna soylu derece de diyebilirsiniz. Güneşin yüceldiği bir derece. Ve onu yok etmek. Ta geçmiş yaşanan kadim zamanlardan gelme. Bu yüzden yengeç oğlak aksını kadim zamanlar olarak da düşünebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi 2009'a bir gidelim. Bakalım Solar Return ne söylüyor bize? Evet, gördüğünüz gibi 2029 haritasında. Bakın ilginç olan şu arkadaşlar. Bu haritanın yükseleni 29-25, MC 14 Başak. Şurada da bu Münevver Karabulut'un haritası yükseleni 29 Akrep, MC 14 Başak. Pardon, yengeç demişim. İnanılmaz. Gerçekten bu Solar Return şurada mıydı? Olacak gibi değil yani, inanılmaz. Pardon, onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. O kadar harita açıyorum ki. Her taraftan haritalar. Tabii ki onu bulmak biraz zor oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi doğrudan Münevver Karabulut'un aks noktaları. Satürn tepeye gelmiş. Yine burada. Ha, bu arada Satürn tepede de bir şeytani şey enerjisi görebilirsiniz. Zaten Satürn Başak'ta. Balığın aksine, yani daha dünyasal etkiler. Daha böyle Hristiyanlık karşıtı. Bu anlamda da destekliyor. Burada Jüpiter, Neptün, Kiron kavuşumu var. Buradaki etki daha çok grup olayı, bir kurban etme olayı, ama dinle ilgili Jüpiter. Üçüncü evde olması da bunun bir kardeşlik yapısı olduğunu yine destekler. Üçüncü ev burada kovaya gelmiş. Dolayısıyla bunun bir kardeşlik, bir grup yapısı. Hani nasıl bir kardeşlik, bunu bilemeyiz. Bakın bir de burada Mars karesi var. Kurban etme olayını burada da destekleyeyim. Venüs, bir kadının kurban edilmesi. Güneş 8. evde soylu bir figürün öldürülmesini gösteriyor. Buradaki görüntü de bize arkadaşlar, Ay 12. evde ve Akrep'te. Bakın karanlık bir şekilde bir kadının figürünün burada yine ölüm. Ben çünkü Akrep burcu, ölüm veya 8. ev. Bakın, Güneş 8. eve gelmiş. Bir kadın figürünün burada bize ölümünü anlatıyor. Gördüğünüz gibi buradaki kombinasyonlar da çok sıra dışı. Gelelim transit haritaya, son olarak ona bakalım ve ondan sonra bu videomuzu da bitirelim. Şimdi her bir videomuzda resmi biraz daha büyütmüş oluyoruz değerli dostlar. Evet, şimdi geldik transit haritaya baktığımızda arkadaşlar, bakın görüyor musunuz? Hem Merkür, çünkü bu kişi bak zaten olay anda Merkür Mars kavuşumu başı da kesiliyor. Hem Mars DSC'de. Burada yükselen güneşli. Bakın burada grupların güçlü olduğu zaman doğrudan bunu gösteriyor. Jüpiter MC karesi kovada, burada bir inançsal bir farklılığı. Bu arada Jüpiter yabancıları da anlatır değerli dostlar. Dolayısıyla bunun içinde bir yabancı bağlantısı olma ihtimali çok yüksek. Bu yabancı kökleri olan bir yapı. Güçlü. Çok güçlü. Yani ben bu yapının ülkemizin de devletin de cesaret edemeyeceği bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bakın bunu da böyle söyleyeyim. Yine Satürn burada Ay karşıda, bakın Ay nerede? Balıkta. Tam karşıda arkadaşlar. Satürn Başak'ta. Daha Hristiyanlık karşıtı. Neptün Venüs karşıtlığı. Bakın bir kızın, bakire bir kızın kurban edilmesi. Soylu Venüs Aslan'da, Neptün Kova'da, bir grup yapısıyla birlikte işte kurban edilmesi.
Kiron Mars'a karşıt. Grup yapısı, bakın Kiron Kova'da. Bir grup için, yani Kiron Kova'da geçişlerinde mesela haritalarda gördüğünüzde bu kişi geçmişte bir grup nedeniyle de kurban edilmiş, yani hani geçmiş yaşam etkisi ya grup bir yapının içerisinde aldığı bir sıkıntı olabilir, yara olabilir. Böyle bir dönem. Bir grubun bir şeye zarar vermesi. Grupların güçlü olduğu zamanlar. Birçok gezegen kovada ve Kuzey Ay düğümü de kovada. Daha çok fazla açılar var arkadaşlar. Merkür Mars karşıtı. Yine başa yönelik bir daha olay. Merkür'ün 21 derece olması. Kurban enerjisi. Ama baş bölgesinden. Bak, buradaki bütün açılar gerçekten de bize resmin daha da büyük kısmını gösteriyor. Evet değerli dostlar, 5. videomuzda Münevver, Karabulut ve Cem Garipoğlu'nun sinastri haritasını inceledik. Şimdi resim daha da oturuyor. 6. videomuzda da arkadaşlar, buraya notlarımı aldım çünkü o kadar çok olay var ki. Cinayet öncesi Ay ve güneş tutulmasını geleceğiz. Bakalım orası ne söylüyor? O da çok enteresan. O biraz daha kısa bir video olacak ama resmin parçalarını oturtmamız lazım. Yani çok yönlü incelememiz lazım. Bakalım o bize ne bilgiler verecek. Evet, 6. videoda görüşmek üzere değerli dostlar.